Atakul ben. Abinin kulüpten patronuyum. Merhaba. Merhaba kızım. Leyla, beni bir içeri alırsan seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ne konu hakkında? Sen biliyorsun. Şu video ile alakalı. Leyla kızım bak. Hadi kapıyı aç, içeri gireyim. Güzel güzel konuşalım. Hadi sen. Abim de gelecek birazdan. Biliyorum kızım. Ben zaten çok fazla vaktini almayacağım. Söyleyeceğim birkaç bir şey var, onları söyleyip gideceğim. Leyla, ben senin o videoyu izlediğini biliyorum. O izlediğin videodaki kız Melisa, benim kızım. Evet, Süsen anlattı. Peki Süsen sana Melisa'nın nasıl bir çocuk olduğunu da anlattı mı kızım? Sen şimdi diyeceksin ki Akif amca çocuk öyledir ama işte... Melisa bu dünyadaki en masum... en vicdanlı çocuklardan biriydi. Bütün ağaçların sokak hayvanları için harcardı mesela. Hatta hayvan sevgisinden vejetaryen olmuştu kızım. İnsanları mevkisine, parasına, puluna göre ayırmazdı benim kızım. İnsanları insan olduğu için severdi. Yaşından çok büyük bir kalbi vardı yani benim kızım. Şimdi benim kızım bizden çok uzakta, İsviçre'de bir klinikte. Leyla, haber geliyor, iyileşiyor diyorlar. Biz çok seviniyoruz işte, abisi, annesi, ben. Umutlanıyoruz yani. Sonra birdenbire yine içine kapanıyor, eskiye dönüyor. Yine duvarlar örüyor kendine. Yani kendini cezalandırıyor benim kızım. Senden sadece sağduyulu davranmanı istiyorum kızım. Benim evladım zaten kendini bir hapsin içine koydu. Sen bu videoyu izletirsen neler olacağını bil istiyorum sadece. Akif Bey, kızınız için gerçekten çok üzgünüm. Ama bu olayın üstünü örtmeniz bana doğru gelmiyor. Yavrum sen neden anlamak istemiyorsun? Benim kızım zaten kendini cezalandırıyor. Ama bu haldeyken hapiste yapamaz, yaşayamaz. Bak, ben bir baba olarak yalvarıyorum sana çocuğum. Sen o telefonu bana ver. Ben sana ne istersen, ne kadar istersen veririm. Bak, eskisi kadar param yok artık. Ama sana söz veriyorum, bulurum çocuğum. Bakın Akif Bey, Süsen de bana para teklif etti. Ben sizin paranızı istemiyorum. Benim vicdanım satılık değil. Sen beni neden anlamak istemiyorsun? Hı? Ben bir baba olarak ne haldeyim onu anlatmaya çalışıyorum. Sen neden anlamak istemiyorsun? Ben de size diyorum ki benim vakte ihtiyacım var, zamana ihtiyacım var. Ben sizi anlıyorum. Ama ben bu vicdanla yaşayabilir miyim bilmiyorum. Bunu öğrenmek zorundayım. Lütfen. Lütfen. Bana sadece biraz vakit verin. Bunu istiyorum. Peki. Peki ben sana istediğin zamanı vereceğim kızım. Umarım sen vicdanlı davranacağım diye yanlış bir şey yapmazsın. Yapmazsın ki ben de seni
hiç tanıştırmak istemediğim Akif Atakul'la tanıştırmak zorunda kalmam. Hadi iyi akşamlar. Yok arkadaş, bu kız bana hiç güven telkin etmedi ya. Heh, alo Süsen. Konuştun Leyla'yla. Ne dedi, ikna edebildin mi? Vallahi hiç anlamadım ki. Garip bir kız bu yani. Hiç güven vermedi bana. Saatli bomba gibi. Saatli bomba mı? Akif amca biz ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum valla. Tamam, biz söyleyelim Ömer'lere o zaman. İlk bizden duysunlar. Sen saçmalama. Saçmalama kızım. Ne demek anlatalım? Ben şu dakikadan sonra böyle bir şey kabul eder miyim? Şu dakikadan sonra ben ellerimle kızımı hapse yollayabilir miyim sence? Ben yarın geleceğim okula. Geleceğim, bir daha konuşmayı deneyeceğim Leyla'yla. Bu arada da sen Ömer'le Leyla'nın bir araya gelmemesini sağlayacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi Süsen. Hadi. Şu işi eline yüzüne bulaştırma. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.